Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'nin erken seçime yönelik ifadelerini önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin kurucular kurulu toplantısında konuşan Davutoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yakında Devlet Abdullah Öcalan'ı bırakacak, o da silahları bırakma çağrısı yapacak demesine rağmen ne de AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan tepki gelmediğini savundu. Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: "Bahçeli bugün erken seçim olmayacağını söylemiş. Eğer Bahçeli bir dönemde erken seçim olmayacak demişse Bilin ki mutlaka olacak demektir. 2001'de erken seçim yok dedi. Ecevit'e hürmetini ifade etti. Ülke erken seçime gitti. Şimdi Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı ilan ediyor. 2023 yılında bir sonraki seçimde ve erken seçim olmayacak diyor. 2018'de Bahçeli ve Erdoğan milletin huzuruna gidip erken seçimden bahsetmek vatana ihanet derken Mayıs'ta erken seçim kararı aldılar. Bu demektir ki Bahçeli ne zaman erken seçim yok derse bir erken seçim olur bu memlekette. Milleti avukatları bir yalan dünyasında yaşatıyorlar. Propaganda makineleri işletiyorlar. Ama halktan kopuklar. Bir millet niye altına koşar? Bahçeli'ye ve Erdoğan'a soruyorum. Hazine ve Maliye Bakanı'na sormaya gerek yok. O umursamıyor. Doları da altını da umursamaz. Ama en önemlisi Türk lirasını umursamaz bunlar. Erdoğan Yastığınızın altındaki altınları getirin, ülke ekonomisine katın diyor. Erdoğan milletin yastığının değil, artık yorganın yatağının her yeri altın. Niye? Çünkü size güvenmiyor. Türk lirasına güveni kaybettirdiniz siz. Bahçeli geçen hafta bize Serok Ahmet diye hitap etmiş. Bugün de devam etmiş. Serok Ahmet çok gürültü çıkarıyor demiş. Serok Ahmet diye bize ne zaman denildi biliyor musunuz? Siz rahat yatağınızda Ankara'da yatarken biz terörle mücadeleyi alanda yaptığımız günlerde Diyarbakır'da daha o yiğit askerlerimiz terörle mücadele verirken Diyarbakır'a giderken on binlerce Diyarbakırlı bizi hitap etmeye davet etmişti. Hazırlanmış bir miting değildi. Biz orada dönüp kendilerine şunu söyledik. Biliniz ki Torosların zirvesinde bir Türkmen obasında doğmuş bir çocuk olarak benim bu ülkede hakkım neyse Hakkari dağlarında ve Diyarbakır'da doğmuş Kürt aşireti çocuklarının hakkı da odur. Çocuklarının hakkı odur dediğimde bütün bir Diyarbakır, bütün o meydan Sarık ok Vezir diye dinlemişti. O zaman da eleştirmiştiniz. Ben de o zaman size demiştim ki, ben yurt dışında konuştuğumda ecnebi lisansıyla bana prime minister denildiğinde rahatsız olmuyorsunuz da, memlekette bu toprakların has çocuklarının ana dilleriyle bana hitap etmesine niye rahatsız oluyorsunuz demiştim dedi. Davutoğlu, iktidarda görünüşte Cumhurbaşkanı tek hakim ama üç ortak var. Bahçeli bir taraftan görüş beyan ederken dün Perinçek bir görüş beyan etti. dedi dedi ki yakında devlet Abdullah Öcalan'ı bırakacak. O da silahları bırakma çağrısı yapacak ifadelerini kullandı.